öbür tarafta. Siz de biliyorsunuz hani Foça'daki konuğumu da siz de biliyorsunuz Serkan Acar'ın yaptığı çalışma. Serkan Acar belki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterecek Cumhur İttifakı. Ya da milletvekili... Öyle bir ihtimal var mı? Öyle bir duyum var mı? Ya Hasan ben de şaşırdım yani başıma gelen ben bir şöyle bir şey algılıyorum yani. Şimdi. Serkan Acar, yani ben şöyle anlıyorum. Hakikaten ben de bazen, şimdi Yeni Foça Aliağa'ya daha yakın. Yani eski Foça tamam aramızda bir 15 evet. dakika var ama Aliağa'ya daha yakın. O takip etme olanağım da var. Hakikaten Serkan Acar hakkında tabii kimse mükemmel değil. Mutlaka bir eleştiriler oluyordur da ben olumsuz konuşanı daha duymadım. Yani en azından Foça kadar olumsuz bir yerde yaşıyoruz biliyorsun Hasan sen. Hiçbir faaliyetin olmadığı, hiçbir icraatın olmadığı ve bunu yıllardan beri, 20 yıldan beri çekiyoruz. Ben bunu partiler için söylemiyorum. Ama şu da var. Şimdi kişiye göre de değişiyor. Serkan Acar partiler üstü bir şey olmuş. Ya ben onu anlıyorum. Yani ya bir ara Yeni Foça'da bilmiyor musun? Yeni Foça Aliağa'ya bağlansın diye bir söylenti var. İnsanlar hani, burada aynen Yeni Foça Aliağa'ya bağlansın da düşünün bak biraz önce konuştuk. Büyükşehir'den destek almayan bir başkan var. Belediye başkanı Serkan Acar. Büyükşehir'den buna rağmen hani almayan demeyelim de az alan veya yani yeteri kadar almayan bir belediye başkanı var ve İzmir'de o konuşuluyor. Ki yani insanlara bakıyorsun işte biraz önce İsmail abi de dedi işte bilmem neredeki kişi işte keşke Serkan Acar olsa. Ya Serkan Acar gibi işte hukuk mezunu bir yani işi bilen cevval bir insan. Keşke Foça'ya da öyle biri gelse. Hani parti için söylemiyorum. Hani Serkan Acar gibi birisi gelse Foça belki Allah bilir ne kadar güzel bir yer olacak yani. Ben İsmail ama işte Serkan Acar'ı orada aday gösteren parti Foça'da 1989'dan beri her yerel seçimde aday olan ve aday olduğu her seçimi kaybeden birine aday gösteriyor. Israrla, evet. ısrarla. O bir da ayrı bir konu tabii. Bir film vardı hatırlar mısınız? Evet. Nasipse adayız. Ya bazen de yani o filmi abi herkesin tüm siyasetçilerin o filme özel bir program yapmak lazım. Ya o filme özel evet bak o filme konuyu heba etme. Bu konu çok önemli. Acaba Foça'yı yani istemiyorlar mı da yani hükümet kanadı veya Cumhuriyet bambaşka bir şey yani. Evet, belki kazanmak istemiyorlar da olabilir Foça'da. Şimdi Aliağa gibi bir yeri düşünün yani Cumhur İttifakı alıyor ama nerede işte hiç bir icraatı olmayan ya bilmiyorum şimdi burada konuşulacak çok sevgili şey var. Sevgili arkadaşlar bakın bu siyaset işleri çok çetrefillidir. Bence daha da derine dalmadan. Değinmeyelim. Şimdi ben aslına bakarsan vatandaş olarak söylüyorum bunu. Aliağa denilince benim ilk aklıma gelen siyaset değil. Yani Aliağa denildiğinde benim ilk aklıma gelen şey çevre. Yani biraz da çevreden konuşmak lazım diye düşünüyorum. Bu noktada da izin verirsen Ertuğrul İsmail abiye bir sualim olacak. Tabii buyur. İsmail abi sen galiba geçen yılda mahalligündem.com'da bir yazı yazdın. Bir köşe yazısı yazdın. Ben de senin yazılarını böyle severek takip ediyorum. O yazıda yıllar önce Aliağa'da yapılan bir çevre toplantısına atıfta bulundun. Yani gündemini aldın. Ve o toplantıda konuşmacı olarak yer alan bir akademisyenin ifadelerini gündeme getirdim. Hatta şöyle hatırlıyorum. O akademisyen o gün orada yaptığı konuşmada bu saatten sonra Aliağa'ya demirci dükkanı dahi açılmamalı demiş. Yani senin yazından edindiğim bilgiler ışığında bunu söylüyorum. Peki bu toplantının tam olarak tarihini ben bilmiyorum ama o toplantının gerçekleştiği ve akademisyenin bu sözü söylediğinden sonra Aliağa'da demirci dükkanı açıldı mı? Demirci dükkanı bırakın koca fabrikalar açıldı. Yani o üniversite bir profesörün dediği yani çalışmalar neticesinde Aliağa'da bir demirci dükkanı açılamaz dedi. Nitekim ondan sonra sene bu 2005-2008'de. O toplantı kaç yılında olmuş İsmail abi? O Tansu Kaya, belediye başkanı Tansu Kaya zamanında olan 2004-2009 zamanı. Evet. 2005-2000 zamanında bunu konuştuğunda o ticaret odasındaki bir konuşmasında yani yapılan bir profesör konuşmasıydı. Ondan sonra biliyorsunuz gelişmede büyük bir rafineler açıldı. Ondan sonra fabrikalar açıldı. Yani nitekim yani şu anda biliyorsunuz 1969'dan 68-69 yıllarında yapılan bir hükümetin bir planlamasına göre Çandar, İzmir, Dikili'den İzmir merkezine kadar sanayi bölgesi ilan edildi. Yani Aliağa bölgesi bir sanayi bölgesi olarak ilan edildi. Ve nitekim geçenlerde İYİ Parti meclis üyesi Sedat Bey dedi. Yani bu konuda bu Bozköy'deki bir röportaj yapmıştım. O dedi işte dedi hava ölçüm şeyinde izleniyor diye yaptı. Tabii hava ölçüm şeyinde baktım orta gözüküyor hava ölçümde Bozköy'deki verilere göre Çevre Bakanlık şeyinde. Bakın şimdi sen kömür işletmeleri getirdiğin zaman çatı mahveder. Yani kömürü biliyorsun toz içinde. Yani mücadele içerisinde biz yani çevre olarak mücadele ediyoruz. Şehitkemer'deki atık tesisleri, atık tesisleri kurulması davasında yapıyor. Orada ise çevreci yani arkadaşlarımız olsun, yani muhtarlarımız olsun. Atık alanını yapmak istemiyoruz. Yani burası tarım yapmak istiyoruz diyorlar. Yani bu mücadele var. Nasıl hani Yeni Foça'daki Bahadırlar. İsmail abi, mücadele dediğinde benim aklıma şu geliyor. Geçmişe gidelim. Mesela 80'lere, 90'lara neyse. Ya bakıyorum Foça'da Nihat Derim, Yeni Foça'da Cengiz Uysal, Dikili'de Osman Özgüven, Aliağa'da Hakkı Ülkü. Bak saydığım isimler hep böyle çevreci. Hem de evet, marjinal çevreci yani. Böyle sıkı çevreci. Yani evet, ve bu isimler Aliağa'daki o devamlı gelişen sanayiye de sanki bir denge unsuruydu. Evet. Yani toplumu örgütleyebiliyorlardı. İşte senin dediğin gibi olmaması gereken işlerde set çekebiliyorlardı. Fakat Bakırçay bölgesine baktığımızda artık böyle Bakırçay halkı çevreci belediye başkanlarını da göreve getirmiyor gibi. Yani şimdi Bakırçay halkı şöyle. Bakırçay halkı yani vatandaş hizmet yapmak yapıyor. Öncelikle yani çevre kimsenin umurunda değil mi artık? Onu mu demek istiyorsun? Yani çevre yani hizmet gelsin de nasıl gelirse gelsin bu. Yani vatandaş hizmet gelsin. Hizmete bakıyor vatandaş. Yani şimdi bir şey soracağım. Sen de buradaydın. Buradaki bir tane termik santral yapılması davasında mücadele yapıldı. Muhtarlar mücadele yaptı. Ondan sonra yapılmaması diye iyi kardeşim. Ne oldu? Hani itiraz ettiler falan. İzmir Büyükşehir Belediyesi yok dedi. Yaptı. Ondan sonra Çevre Bakanlığı okeyledi. Kanununu biliyorsun. Çevre Bakanlığı'nın yetkisi. Ya, İsmail yani, abi o şimdi bak sen güzel bir konuya değindin. Evet mücadele diyorsun yine. Hani bir eylem yapılıyor falan ama Foça'da da bu durum böyle sanki. Ya bir konuyu gündeme getiriyorlar. Atıyorum örnek veriyorum. Mikrofonumu düzelteyim. Evet. Ya bu tesis bu termik santral buraya yapılmasın. Tamam eylem yapılıyor ama sonrasında fikri takip yok. Yani sanki dostlar alışverişte görsün diye bir eylem yapılıyor ve arkası getirilmiyor. Yani şimdi şöyle, o konu arkası eylemi getirme davası değil. Şimdi kıymayı biliyorsun değil mi? Kıymadaki tesviye davası var. Evet. Şimdi kıymayı tesviye davası geldiler. İlçe başkanları açıklama yaptılar. Yaptılar. İşin ilginç tarafı hani çevreci orada kıyma gitmesin. İşin ilginç tarafı mücadele kim yapıyor biliyor musun? Hani yapılması kim dava açıyor biliyor musun? Gazeteci. Foça'dan biri. Evet. Foça'dan bir gazeteci. Hayrettin. Hayrettin Yıldırım. Hayrettin abim açıyor dava. Danıştay'da durduruyor yani. Bir gazeteci açıyor davayı. Ama ben şimdi niye söyleyeyim artık? Yani. Ama İsmail abi temin şunu demek istedim. Mesela ben kendilerini tasvip etmiyorum bak. Katılmıyorum kendilerine ki farklı bir dünya görüşüne sahibim. Hani yaptıkları doğru yanlış onu da tartışmıyorum. Ne yaptılar abi Boğaziçi Üniversitesi'nde? Dik durdular ve rektörü değiştirdiler değil mi abi? Evet. Yani eğer Boğaziçi'ndeki öğrenciler ya sadece bir günlüğüne bir eylem yapmış olsalardı onları kimse dikkate almazdı öyle değil mi? Evet. Yani Foça'da da şimdi mesela ya buraya cüruf dökülmesin. Dökülmesin ama işte gidiyorlar bir basın açıklaması okuyorlar bir fotoğraf çektiriyorlar konu kapanıyor. Fikri takip ama Bahadır Bey takip ediyor bunu yani cüruf şeyi kaldırmıyor. O zaman yani. Benim eksikliğim var ben o takibi göremiyorum. Yani bilmiyorum. Bahadır Bey, Ersoy ne düşünüyor Bahadır Bey yaptı onu takip etti. Hatta konakta açıklama yaptılar birkaç kere takipleri. Ben de onları şey yaptım gördüm ki. Bunda mücadele ediyor. Yani yeni Foça'nın yani mücadele günübirlik olmamalı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Anladım. Bakın Yeni Foça'nın grubu hani çevreci grubu Aliağa'dan kat kat iyi. Yani Aliağa'dan kat kat iyi. Bergama mücadele etti. Bergama köylüler mücadele etti. Bergama yine başarılı oldu. Aslına bakarsan Aliağa sendikaların olduğu bir ilçe değil mi ya? Aliağa'da Aliağa'da Alçep vardı. Bakın şimdi ben gülüyorum. Alçep vardı. Alçep müthişti. Alçep müthişliği vardı Alçep. Ha bir baktım Alçep kapandı. Ondan sonra ne yazık ki kapandı mı diye düşündüm. Bir kişi falan görüyorum. Bir baktım Alçep'te belediye 2019'da belediye başkanı aday adayı CHP'nin aday adayı Alçep'in şeyine girmiş mücadele ediyor. Benim kafamda soru işareti kaldı. Birden Alçep sevgisi nereden geldi? Mücadele. İsmail abi biz şimdi burada seninle sohbet ediyoruz. Ersoy orada bir şeyler götürüyor haberin olsun bak. Ne yiyorsun Ersoy? Şimdi şimdi ben o çevre olaylarını açıkçası yani yıllardan beri bizim işte Ilıpınar tarafı var ya Kozbeyli tarafları Gökhan Demirağ zamanında epey bir çevre hareketleri şunları bunları falan oluyordu. Hatta senden Hasan bu konu hakkında epey bir istişare yapmıştık. Yani neden yapılıyor bu çevreler? Bir ara böyle Karabatak gibi bir çıkıyorlar. Ya, saman alevi gibi. Evet çıkıyorlar böyle tozu dumana satıyorlar. Ondan sonra herkes yok oluyor. Ondan sonra yok oluyor. Bir şey daha oluyor. Bir daha çıkıyorlar. Bir daha giriyorlar. Ben bu çevre olaylarını pek yani akıl sıra erdiremiyorum. Pek de samimi de bulmuyorum açıkçası. Ne yalan söylüyorum şimdi. Yani ya, bazı şeyler oluyor da buralarda şimdi. Bak lafını lütfen unutma. Vallahi kesiyorum. Ben de ya şimdi adam zamanında gitmiş 5 liralık arsayı 500 liraya satmış. Evet. Değil mi? Yani 5 para etmez arsayı gitmiş sanki denize sıfır bir arsa fiyatına gibi o fiyata satmış. Sonra eline bayrak alıyor. Ben termik santrale karşıyım. Ya o zaman niye sattın kardeşim? Ya niye sattınlar var. Bir de termik santral demin şu Ilıpınar tarafında ruhsatı belediye veriyor. Buraya curufu dökebilirsin diye. Sonra aynı belediye başkanı çıkıp çevrecilerle birlikte efendim buraya curuf dökmeyin. Ya arkadaş sen verdin zaten bunun ruhsatı nasıl? İşte ben o yüzden bu çevre hareketleri falan evet. Biraz bana samimi gelmiyor. Tutarsız. Efendim? Evet. Tutarsız geliyor. Yani o yüzden ben bu çevre ya işte İsmail abi dedi bir tane gazeteci dedi çıktı dedi dava açtı dedi. İşte Danıştay'da işte iptal oldu bilmem ne oldu falan. Ya arkadaş bir tane gazetecinin yaptığını orada yüzlerce insan var bu işten ekmek yiyor. Çevreciyiz ayağına işte itiraz ediyorlar, muhalefet yapıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. O zaman ben bu işten başka bir şey bekliyorum yani. Sen o kadar insanı bir araya toplayıp işte mitingler düzenle, şunu yap, bunu yap, Karabatak gibi çık, sonra çıkma, bir tane gazeteci çıksın oradan, dava açsın, durumu bitirsin. Ya ben anlamıyorum. Anlıyorum da. Yani samimi bulmadığım için konuşmaya bile değer bulmuyorum.